Herkese merhaba. Öncelikle söylemek istediğim şey, bu videoda az sonra izleyeceğiniz şeyler kesici ve tehlikelidir. Eğer 15 yaşın altındaysanız lütfen bu videoyu kapatın. Eğer 15 yaşın altındaysanız ve bu projeyi mutlaka yapmak istiyorsanız yanınıza bir yetişkin alın ve onunla birlikte yapın. Bundan birkaç ay önce paylaştığım testere yapımı 13 artı videom 15.000 izlenmeyi geçti. O videoda kullandığım testere buydu. Gazoz kapağından, küçük bir motordan ve böyle tuştan yaptığım bir testereydi bu. Ama bunun çok iyi kesmediğini, çok kullanışlı olmadığını fark ettim. Yorumlara da böyle şeyler geldi. Ve bu yüzden o videonun ikinci versiyonunu çekmeye karar verdim. Bu videoda kullanacağımız malzemeler 9 voltluk bir pil. Bunu kırtasiye gibi yerlerden 2 liraya alabilirsiniz. Açma kapama tuşu. Ben daha güzel olsun diye böyle büyüklerinden aldım. Siz istediğiniz gibi bir açma kapama tuşu alabilirsiniz. Biraz kablo. Bir adet büyük pil. Büyük motor. Bir önceki testerede kullandığımız motor bu boydaydı. Şimdiki bu boyda. Daha güçlü olduğu için daha az takılacağını düşünüyorum. İşte bir adet büyük motor. Birkaç tane dondurma çubuğu. Bunları ben kırtasiyeden aldım ama siz dondurma yedikten sonra o çubukları atmayıp kullanabilirsiniz. Ve çoğu projemde kullandığım gibi bir tane silikon tabancası. Ve bolca silikon. Şimdi bakalım ne kaldı eksik. En önemlisi de kesici ucu oluşturacak bir kavanoz kapağı. Bunu ben az önce marketten 20 kuruşa aldım. Siz de alabilirsiniz veya evde kavanoz varsa ondan çıkartabilirsiniz. Şimdi projeye başlayalım. İyi seyirler. Önce kısa kısa birkaç tane kablonun uçlarını açıyoruz. Bu sayede iletken oluyorlar. Daha sonra pille açma kapama tuşunu bir araya getiriyoruz ve pili dondurma çubuklarından bir tanesinin üzerine silikonla yapıştırıyoruz. Daha sonra motorun bir tane dişine az önce açtığımız kablolardan bir tanesinin ucunu doluyoruz bu şekilde ve kablonun diğer ucunu da az önce dondurma çubuğuna silikonladığımız pilin üzerine takacağız. Bu işlem yaparken ilk önce motoru dondurma çubuğuna silikonla yapıştırıyoruz ki kablolar birbirinden ayrılmasın. Şöyle bir kabloyu pildeki deliğine oturttum. Şimdi oradan silikonla yapıştıracağım. Silikonla yapıştırdığımız motorun ucundaki kablonun ucunu pilin doğru yerine getirdikten sonra kabloyu dondurma çubuğuna silikonla yapıştırıyorum. Daha sonra pilin ve motorun üzerine silikon sıkıp başka bir dondurma çubuğunu sabitlemek için onların üzerine sıkıca yapıştırıyorum. Şimdi de açma kapama tuşunu pilin üzerine silikonla yapıştırıyorum ve artık testere bir şekillenmeye başlıyor. Her yere bol bol silikon sıkıyorum ki hiçbir şey birbirinden ayrılmasın. Ve artık devreyi tamamlıyorum. Son kablonun ucunu motorun son dişine takıyorum. Artık testerenin devresi hazır. Çok güzel oldu. Şimdi bir önceki testere videosundaki şu kesen yerin bu videoda nasıl yapılacağına geçelim. Şu 20 kuruşa aldığım kavanoz kapaklarından 2 tane almıştım. Şöyle kapağı üzerine raptiye ile birkaç tane delik açıp oradan makasımı soktum. Ve şöyle yavaş yavaş kestim. İlk önce kabaca bir kestim. Daha sonra böyle mükemmel bir yuvarlak haline getirdim. Burada şu an elimde metal bir yuvarlak var. Siz de aynı şeyi yapın. Yapamazsanız yorumlara yazın, ben size yardımcı olurum. Şimdi bunun ucuna bir delik açacağız.
tırtıklar yapacağız. Aynı bundaki gibi. Gördüğünüz gibi çok daha büyük. Ve motorun ucuna takacağız. Bu da kesecek istediğimiz şeyleri. Şimdi bunu nasıl keskin yapacağımıza geçelim. Şu siyah parçaları kese kese burayı keskinleştireceğim. Şöyle birkaç tanesini göstereyim hızlıca. Mesela ilki bitti. Her yerin bunlarla dolduğunu düşünün. Onu yapın birazcık uğraşıp. Ben de yapacağım şimdi. Artık her yerinde sivri tırtıklar bulunan kavanoz kapağının tam ortasına bir delik açıyorum. Daha sonra bu deliği testerenin ucundaki motora girebilecek kadar büyük yapmamız gerekecek. Çünkü oraya sığması gerekiyor. Şimdi en önemli yere geldik. Bıçak ve motorun birleştirilmesi. İlk önce bir kağıda delik açıp onu motora takıyoruz ve onun üzerine bir katman silikon sıkıyoruz. Daha sonra testereyi alıp o silikona bastırıyoruz. Yapıştı şu an oraya. Ve daha sonra üzerine büyük bir katman halinde silikon sıkıyoruz ki testere asla fırlayıp bize zarar vermesin. Sonra bunu kurumaya bırakıyoruz. Birazdan aşağıdaki kağıdı çıkartacağım ve kullanıma açacağım. Evet arkadaşlar, testerenin ikinci versiyonu sonunda bitti. Çok şık oldu. Şuraya bir karton ekledim daha güzel gözüksün diye. Rüzgar buralara kadar geliyor. Diğerinden 5-10 kat daha güçlü olduğunu hissediyorum. Eskisiyle karşılaştıracak olursak bence 10 kat daha güzel oldu. Hem de fiyatı da neredeyse aynı. Şimdi bu videoyu sevenlere çok önemli bir duyuru yapacağım. Bu testereyi çekilişle sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Bu video 100 bin izlenmeye geçerse, şu dandik testere bile 15-20 bin izlendiyse bu videonun 100 bin izleneceğini düşünüyorum. 100 bin izlenmeyi geçtiği zaman bu testereyi içinizden birine hediye edeceğim. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanalıma aşağıdan abone olmak, yorumlara katılıyorum yazmak ve Instagram hesabımdan bana katıldığınızı söylemek ve en önemlisi de bu videoyu sosyal medyada paylaşmak. Instagram'dan siz katılıyorum yazınca ben size paylaştın mı diye soracağım ve sizden paylaştığınızın fotoğrafını isteyeceğim. Eğer bu testereyi istiyorsanız kesinlikle bu çekilişe katılın diyorum. Harika bir ürün oldu gerçekten. Nerede oturursanız oturun size kargo yaparım kazanan kişiye. Tek sınır abone olmak, beğenmek, katılıyorum yazmak, Instagram'dan katıldığınızı belirten paylaştığınız fotoğrafı atmak ve olabildiğince fazla paylaşmak. İyi şanslar hepinize. Adil bir çekiliş olacak. Bu video da burada bitti. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Oha. İnanılmaz.